BB Gamers'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Gas Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 2'deyiz bu sefer. En son çocuğu kovalamıştık falan derken bölümü orada bitirmiştik zaten. Şu beyefendiye hanımefendiymiş. Benzinini verelim. Bundan sonra yapmamız gereken şeyleri hallederim. Şunu hızlandıralım bakalım. $53. Güzel para, güzel para. Enayi. İki tane raf almamı istiyormuş. Raf. Meşrubatlar. Küçük meşrubat standı. Büyük meşrubat standı. Herhalde bundan bahsediyor. Abur cubur. Raf tipi. Yani. İki tane şimdilik satın alalım. Benzin istasyonu için iki tane raf yerleştiriliyor. Envanter mi? Posta. Özellikler. Bir sürü postam var bu arada. Tap. Hem burada. Raflar. Ama yani burası çok kirli ya. Neyse şimdilik şöyle yapalım. Bir dakika. Raflar. Nasıl değiştiriliyormuş? QE. Aynen. Yanına da bir tane koyacağım da bu niye yamuk gibi gözüküyor? Neyse önemli değil fazla ya. İlla ki düzelteceğiz zaten. Ben şu an öylesine görevleri en azından tamamlamış olmak için yapıyorum bunu. Aynen. Çok güzel oldu değil mi? Ya öf. Yeter ki şuradan geçebileyim. Tamam. Bilgisayar üzerinden ek park yerleri satın al diyor. Park yerlerimizi de satın alalım bakalım. Ücretsiz. Peki. Alanı temizlemeden... Dalga geçiyorsun benimle ya. Bir de gerçekten bununla mı uğraşacağız ya? Ben aracı nereye... Aha orada. Şu işimizi de halledelim bakalım. F'ye binmek için tıkla. Daha hızlı gitmiyor musun? Yakıt mı yok? Abi yakıt niye dakika başı bitiyor ya? Sinirlerim bozuluyor gerçekten. Ben yakıtı şuradan alıyordum. Ya bir tık saçma ya. Yani bu olay... abi? Abi dalga mı geçiyorsun? Ya yakıt yok diyor da yakıtı nasıl dolduracağım ben peki? Buradan dolduracağım. Evet. Evet biraz beklettim kusura bakmayın. Bakalım bakalım şimdi. Şuna bir dolduralım. Yani böyle böyle uğraşılmaz bu ya. Turbo modunu al şunu. Yavaş gidiyor çünkü zaten. Niye arkadan garip garip şeyler çıkıyor ya? Şimdi bunun nerede durduğu önemli değil. Ben direkt kendi işime gidiyorum. Yani zaman su gibi akıyor çünkü. Şu beyefendinin de benzinini dolduralım artık hanımefendim, beyefendim. Çok karışık bunlar ya. Sana da sana da iyi günler. Özellikler, park.
pardon. Aldık zaten. Dayıdan gelen telefonu cevapla. Gidelim. Klasik şarkımız. Hop hop hop. Güzel. Dinleyelim. Dakika, bir gol bir, hemen başladık mı ya? Rafları doldurduk. İyi. Kasada müşteri ilgileniyor da kasada müşteri yok ya. O da ayrı bir hikaye tabii. Lan dur. Anladım. Peki. Ha, müşterimiz bu herhalde. Bir şey denemek istiyorum ya. Buyurun buyurun buyurun, siz devam edin bakayım, ben bir şey deneyip geliyorum hemen. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Müşteri yok ama, yani müşteriyle ilgilen diyorsun da bana. Çok ayrı bir şey şu an ya bu. Aynen öyle. Yeni bir e-posta. Şu e-postaları kontrol edelim malum. Boş boş bekleyeceğiz. Müşteriler garip pratiklerdir. Haklı. $3200'luk ödememiz mi var gerçekten? Anladım abi. Sana bir soru soracağım. Kesinlikle kuralları oynarsın, hiçbir yere gelemezsin. Ha. Tamam. Çok fazla mail gelmiş ya. Ben bunu yani okumak istemiyorum. Şimdi yazar kasa. Bant hareket ettirmek için sol shift'i kullanın ve bazı ünlüğün... Tamam. İşi öğrenmiş oldum. Peki. Oğlum bu bizi dönmesin lan. Herhalde dönmez ya. Kidding kidding. Neyse, döver falan, şimdi uğraşmayalım. Devam. Sana ne lan? Karaya bak ya. Bilgisayarı kullanarak kredi ödeyin. $5000. $5000 ne abi? Vallahi $100 ödeyeyim ya. Bir kere daha mı ödeyeyim? Yeter bence. Kredi öde diyor. Tamam. Madem şu an yapmamız gereken şey kredi ödemek. Kredi ödeyene kadar... Bari en azından mağazamızı düzenleyelim. Bak şimdi, hop, aduket. Aynen. Aynen kardeş. Şu da çöp. Geçer mi buradan? Geçiyor. Benzin bekleyen var mı? Var. Benzinimizle ilgilenelim.
Bu ne abi, bu arabayı çok almayı çok düşündüm mü ya? Good job, good job. Yes. Bunu da attık. Fazla çöp var ya. Gerçi normal bayağıdır kullanılmayan bir alan olduğu için. Evet, bu bölümümüzün adı da temizlik bölümü. Etrafı toparlıyoruz. Harika. Şuraya şöyle atalım bunları da. Yatak. Aynen, yatak. Geç. Ama yani ben bunu buradan... Ha, ışınlanıyormuş zaten. İyi. Işınlanmasaydı kim bilir neler olacaktı ya. Biraz bekleteceğim sizi. Siz alışverişinizi yapın. Geldim. Alalım bakalım. Ne diyorsun? Abi başlamışım. Güzel. Bahşiş. Bunu da attık. Çöp kaldı mı? Var. Bir tane metalimiz kalmış. Müşteri mi geldi bu arada? Yok, gelmemiş. Arkadan gelmiyorsunuzdur herhalde. Yok, arkadan gelmiyor. Aramayı cevapla diyor da şu an hiç aramayı cevaplama halim yok. Öncelikle mağazamızın temizliğini yapmak istiyorum. Çünkü artık düzenli bir satıcıyız. Adımlarımızı falan süpürelim. Şöyle. Burası da tamam. Tamam. Araba gelmiş. Bunu da verelim. Ondan sonra telefonunu cevaplayalım. Ne, what the hell? Oğlum borcu ödeyeceğiz zaten. Dur. Dalga mı geçiyorsun? Neydi bu şimdi? Motor içerisinde mi rast geldik şimdi ya? İzleyelim bakalım ne olacak. Of. Yalnız güzel arabaymış. Öf. Eski arabalara bayılıyorum. Oo, yak buranı tabi, yak. Hayat sana güzel. Bu bizim dayı dediğimiz adam herhalde. Bize mail atıp duran. Sapık herif. İlk başta ulan şu an ne diyorsun diye giriyor. Şimdi de borcu istiyor. Cyberpunk göndermesi. Wake up boss. Wake up mom. Ay pis. Evet, uyandık. Gitti. Gittiyse gitti. Biz telefonumuza bakalım. Pekala. Bilgisayardan krediye başvurabilirsin artık. Kredi size iade edilmiştir. Benzin istasyonu yükseltilmek için tüm görevleri tamamlayın. Ne gibi tüm görevler bunlar? Dekorasyon. Ha, dış mekan dekorasyonu almamı istiyor benden. Bir tane alayım. Peki. Seni de alayım. Hadi seni de alayım. Daha da almam ama. Yok. Beni daha fazla şey yaptırma. Ben o kadar para harcayacak durumda değilim. Benzin istasyonunu geliştirmek için ikinci seviye yükseltmeyi satın alın. Daha fazla bilgi. Atladım. Peki ne değişti ben böyle yapınca? Depoya girmenin ve kapıları açmanın minyonunu bul.
Depo. What? Ha. Aa, buranın arkası. Ha, ikinci seviyeyi yükselttik çünkü. Anahtarı aldım. Sizinle ilgilenelim bakalım. Ondan sonra depoya girmeden önce bu videoluk bu kadar deyip yeni bir bölümde de depoya girmenin yolunu bulmaya çalışırız. Çünkü uzadıkça sıkıntılar başlıyor. Çünkü uzadıkça daha da uzuyor. En azından şu an madem duraksadık, böyle de kalmaya devam etsin şimdilik. Bahşiş aldım. Güzel. Evet, mağazamız temiz gözüküyor. Son bir temizliğini de yapalım. Ondan sonra da gidelim. Videoyu kapatalım. Bu kadarlık deyip. Tamamdır. Temizliğini yaptık. Bir de benzinini doldurdum şu aracın. Ana, basılı tutmam gerekiyordu doğru ya. Neyse. Polis bey, arabalar, bilmem neler. Güzel. Mekanımız kendine geldi. Toparlanıyoruz. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Bu videomuzun da sonuna geldik diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Falan. Şu kapıyı derken şu kapıdan bahsediyordum. Lan, kapı niye yok burada? Neyse. Bu videoluk bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.